Anneciğim, anne. Mustafa, gel oğlum, salondayım. Anne. Yavaş oğlum, yavaş. Ah, o kadar hızlı koştun ki düşeceksin diye korktum. Anneciğim, sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın Mustafa'm, korkutma beni. Yo, korkacak bir şey yok. Yalnızca sana haber vermeden askeri okul sınavlarına girdim. Oğlum, güzel yavrum benim. Ana yüreği bilmez mi çocuğunun ne istediğini Mustafa'm? Ben senin mutlu olacağın her şeyi yapmanı isterim. Ne yaparsan yap, başarılı biri olduğunu biliyorum. Baban hayatta olsaydı o da seni desteklerdi. Ben yalnızca senden uzakta olurum. Seni göremem diye endişe ediyorum, o kadar. Peki sınavı başarıyla verdin mi oğlum? Onu söyle bana. Evet annem, evet. Sınav sonuçları açıklandı. Ben artık Selanik Askeri Rüştiyesi öğrencisiyim. Oğlum, başarılı, cesaretli, yürekli oğlum benim. Allah seni her daim korusun. Ayağına taş değmesin güzel yavrum. İyi ettin, iyi ettin. Gel bakayım buraya, gel, gel. Canım annem benim. Annesinin gönlünü de razı ederek dualarını alıp askeri ortaokula başlayan Mustafa, matematik, mantık, coğrafya, muhasebe, geometri, imla kuralları, İslam tarihi, resim, Fransızca derslerine düzenli olarak çalışıyor, arkadaşlarıyla güzel ilişkiler kurarak sağlam dostluklarının temelini atıyordu. Üsküplü Mustafa Sabri Bey adında onu çok seven bir matematik öğretmeni vardı. Aynı zamanda bir asker, yüzbaşıydı. Sert, yüzü gülmeyen, kaşları çatık olduğu için hırçın hoca diye anılırdı. Ama öğrencilerle yakından alakalı olduğu için çocuklar onun kalbinin yumuşacık olduğunu da bilirdi. Mustafa'nın en sevdiği ders de matematikti. Bir gün öğretmeni yanına gelerek dedi ki, Mustafa, adaşım. Buyurun öğretmenim. Otur evladım. Sen her zaman böyle saygılı ve çalışkan bir öğrencimsin. Senin yaşının çok üstünde davranışların nedeniyle olgun olduğunu biliyorum. Matematikteki üstün yeteneklerini ise hep takdir ediyorum oğlum. Teşekkür ederim öğretmenim. Gerçekten matematik dersi ilgimi çekiyor ve zevkle, merakla çalışıyorum. Biliyorum, farkındayım. Mustafa, bir sınıf arkadaşının senin ve benim de ismimiz aynı. Bundan dolayı adaşız. İsmimizin kıymetli bir anlamı var oğlum. Seçilmiş demek biliyorsun. Evet öğretmenim. Babamın verdiği ismimi gururla taşıyorum. Oğlum, şimdi bak. Senin, benim ve arkadaşının arasında karışıklık çıkmaması için arada bir fark bulunmalı. Üstelik okuldaki derslerinde başarıyla yükselişinden ötürü de sana yakışır bir ismi uygun gördüm. Bundan böyle senin adın Mustafa Kemal olsun. Ne dersin? Kemal isminin anlamı nedir öğretmenim? Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, mükemmellik. Tıpkı seni anlatıyor. Anlaştık mı şimdi Mustafa Kemal? Tabii öğretmenim, tabii. Artık bu genç öğrenciye tüm arkadaşları ve öğretmenleri gururla taşıdığı ismiyle sesleniyordu. Mustafa Kemal. Üstün başarıları nedeniyle 3. sınıftan başlayarak okuduğu 4 yıllık Selanik Askeri Rüştiyesinden yani ortaokulundan 1896'da askeri eğitimini alarak mezun oldu. Artık biraz daha büyümüş ve lise çağına gelmiş genç bir delikanlı olmuştu. Meraklı ve disiplinli çalışmalarının sonucunda kendine bir hedef belirlemişti. Manastır Askeri Lisesi'ne girerek istediği yolda hayallerine bir adım daha yaklaşmıştı. Bu okulda da arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen bir haline gelmişti. Ömer Naci adındaki bir arkadaşı, edebiyata ve şiire olan ilgisinin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Mustafa Kemal, sana bir şey sormak istiyorum. Henüz kitaplarımı getirmedim. Dersten sonra okumam için bir kitap verebilir misin? Okuyup hemen geri veririm. Kitaplığımdan seç bakalım. Hangisini istersen alabilirsin. Ben zaten hepsini okudum. Tamam o zaman. Sol baştan bakayım. Bu değil. Bu da değil. Bu kitabı okumuştum.
Bunlar da değil. Ne oldu? Okuyabileceğim bir kitap yok mu? Yok, birkaçını okudum. Diğerlerini de pek beğenmedim. Beğenmedin mi? Yani hayır. Ama sakın yanlış anlama. Sen daha çok askerlik, matematik, tarihle ilgili kitaplara meraklısın anladığım kadarıyla. Bense edebiyat ve şiirden çok keyif alırım. Hatta arkadaşlarım bana sürekli şair derdi. Şiirler yazıp okuduğumdan olsa gerek. Evet, kulağa hoş gelen şiirsel bir konuşmam var. Bak, aslında kitaplarımı beğenmemen gücüme gitmişti ama... Hayır hayır, yanlış anlamana neden olduysam özür dilerim. Bu kitapların bir benzeri bende olmadığı gibi bu bilgilere de ben sahip değilim. Dolayısıyla bu da benim eksiğim. İstersen şöyle yapalım. Şiire pek heveslendim. Sen bana edebiyat ve şiir kitaplarını ver. Ben de sana tarih, felsefe, matematik üzerine olan kitaplarımı vereyim. Böylelikle ikimiz de birbirimizin eksiğini tamamlarız. Ne dersin? Mustafa Kemal, sen hem zeki hem de paylaşımcı iyi bir dostsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Sen de. Mustafa Kemal kısa bir zamanda çok fazla sayıda şiir ezberlemiş, edebiyat, güzel konuşma, hitabet alanında kendini geliştirmişti. Fakat bunu fark eden öğretmeni Mehmet Asım Efendi, kitabet güzel yazı yazma dersleri vermesine rağmen onun şiirle uğraşmasını istememişti. Mustafa Kemal, oğlum, bu tarz uğraşlar seni askerlikten uzaklaştırır. Bak oğlum, şiiri filan bırak. Bu senin iyi bir asker olmana engel olur. Diğer öğretmenlerinle de konuştum. Onlar da benimle aynı fikirdi. Sen Naci'ye bakma. O hayalperest bir çocuk. İleride belki iyi bir şair ya da iyi bir konuşmacı olacak. Fakat sen iyi bir asker olup mesleğinde yükseleceksin. Ömer Naci iyi bir hatip, yani güzel ve etkili bir konuşmacı olacaktı. Fakat Mustafa Kemal iyi bir asker, hatta iyi bir devlet adamı olma yolunda kararlı adımlar atıyordu. Öğretmenini dinledi elbette. Ama hayata, insanlara, iletişim kurmaya dair yeni bilgiler öğrenmeden geçirdiği zamanları sevmiyordu. Gelişip değişmek felsefesi haline gelmişti. Bu defa da yaz tatillerinde Selanik'te Fransız Firerler Okulu'nun özel sınıfına giderek Fransızcasını ilerletti. İlerleyen yaşlarında bilgili, donanımlı bir asker olacağını iyi biliyordu. Öngörüsü çok yüksek bir gençti. Ve Kasım 1898 yılında birincilikle okulundan mezun olup tüm çocukluğunun geçtiği Makedonya'dan ayrıldı. Selanik'ten vapura binip hayaller kurarak zorluklar içinde geçecek bir hayata atılmak üzere İstanbul'a payitahta geldi. O artık İstanbul Karaharp Okullu Mustafa Kemal'di.